Ülkemiz topraklarında son 50 yılda yaşayan en büyük mafya babalarından biri olan Ali Yasak 1 Haziran 1956 tarihinde Şanlıurfa'da dünyaya gelmiştir. Türkiye ye yeraltı dünyasında herkese onu Drejali takma ismiyle tanımıştır. İnci Baba lakaplı Mehmet Nabi inceleri vurması, ülkede büyük yankı uyandırmıştır. Ünlü Baron Ali Yasak 1977 yılının 17 Aralık günü Ülkü Ocakları Derneği'nin Urfa Şubesi'nde yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir. 1978 yılından sonra Şanlı Urfa Eğitim Enstitüsü Öğrenci Derneği Başkanlığı yapmıştır. 1978 yılının sonlarına doğru ise kanunsuz siyasi eylemi katılmaktan dolayı emniyet görevlileri tarafından gözaltına alındı fakat 25 Ocak 1978 tarihinde yapılan duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. 1978 senesinin 26 Ocak günü kendisinden farklı görüş savunan kişilerle girdiği. Silahlı çatışmada çeşitli yerlerinden ağır şekilde kurşun yemiştir 1988 yılında ülkemizdeki en büyük medya kuruluşlarından sayılan Milliyet Haber Gazetesi binasını öz kardeşiyle ilgili yapılan, asılsız bir haber nedeniyle ağır makinalı silahlarla adamlarını taratmıştır ünlü baronun yaptığı en büyük faaliyet olarak tahmin edilen 1989 yılındaki ince babanın vurulması olayı herkesçe bilinen bir gerçek olsa da olayın ayrıntıları medyaya yansımamıştır. Ünlü isimlerden Mahmut Şahin'in kızı Fatma Gül Şahin'i öldürmekle tehdit etmek suçundan yargılandığı İstanbul Üsküdar Cumhuriyet Savcılığı tarafından delil yetersizliği sebebiyle serbest bırakılmıştır. Korkut Eken, Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığına verdiği 24 Şubat 1997 tarihli resmi kayıtlarda görülen ifadesinde, Abdullah Çatlı gibi Aliya Sakın da, 1987-1998 seneleri içerisinde Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından, yurt dışında terör örgütü PKK ile mücadele etmesi için kullanıldığını iddia etmiştir. Tehlikeli Baron Ali Yasak Susurluk kazası olarak bilinen büyük skandalın başrolündeki isimleri bir araya getiren öz kız kardeşinin düğünüyle de ülke gündemini uzun süre meşgul etmiştir. 2008 yılının 22 Ocak gününde Ergenekon davası soruşturmalarının dördüncü dalga, isimli özel operasyonunda emniyet ve istihbarat yetkilileri tarafından gözaltına alınmıştır. Ali Yasak şu an hala silahlı terör örgütüne üye olma suçundan dolayı ilgili mahkemelerde yargılanıyor. <laughs>